Muhterem Hanım, anılarınızı yazmayı falan düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir kağıda dökmeyi, bir filme dökmeyi. Çok zor yaparlar. Yani onun için şu anda düşünmüyorum. Sığmayan roman mı olur diyorsun? Bir Götlere kitap mı olur? sığmayan bir kitap olur. Ciltlere sığmayan bir Müthiş bir kitap. hikaye ama değil mi? Evet. Az önce biraz başladık, fazla da konuşamadık. Evet. Küçük Olga, işte 4 yaşında yanılmıyorsam, Yani 2 yaşındayken Yugoslavya'dan, Türkiye'ye getirmişler. hatta gizli geçiyorsunuz şimdi Evet, falan. gizli geçiriyorlar beni. Ben hatırlamıyorum. Yalnız bazı olayları hayal meyal hatırlıyorum, iyice hatırlayamıyorum. Ama Türkiye'ye teyzem göç etmiş. Türkiye'ye gelen macir göçmenlerle evlenmiş. Burada kalmış işte. Sonra da beni aldırttı oradan o aileyle. Siz Eşini de. teyzenizin yanındasınız. Evet, Anne annem doğum yaparken ölmüş. babanızı da Ya babamı hiç hiç tanımıyorum. tanımıyorsunuz. Evlenememiş. Yani daha doğrusu babasız dünyaya gelmişim. Ne güzel değil mi? Şimdi babam için üzülmem. Olmadığından dolayı o sevgiyi de tatmadım. Onun için üzülmeyi de tatmadım. Nasılsın? Yaşıyorsun ya. Büyük dost Allah'ın İşte var. babam burada. Şimdi bu babamla beraberim. Bizim aşkımızda her şey var. Sayın Müslüm amca. Baba'yla uzun Her şey hikaye. var. Uzun hikaye. Çok doğru. Kaç bölüm film olur. Ama onu yapacak insan göremiyorum, yönetmen göremiyorum, yapımcı göremiyorum. Çok zor. Ama Muhterem Hanım'dan gerçekten ben çok memnunum yani. Çok yani Teşekkür ederim. yüreği güzel. Müthiş zekası var. Birbirimizi övmeye başladık. Efendime söyleyeyim. Ya Evet. gerçekten ya ben hakikaten ciddi söylüyorum. Ya aslında ya evliliğin manası da budur yani. İnsan tek başına hiçbir şey değildir yani. Evlilik insana huzur Yani getirir, birbirimizi düzen getirir. bulduk, birbirimizle mutlu oluyoruz. Kendimize, ikimize bir dünya kurduk, o dünyada yaşıyoruz. Siz hayatınızı Müslüm'den önce ve Müslüm'den sonra diye böler misiniz? Böyle mi görüyorsunuz? Müslüm'den önce yaşadığımı sanmıyorum. Çocukluk yıllarımdan bu Heh. tarafa. Müslüm'ü bulduktan sonra yaşadığıma inanıyorum. Çünkü Sağ. hep çalıştım, hep uğraştım. 14 yaşında sinemaya geçtim. Sinema da benim için yorucuydu. Kendimi oynadım bütün filmlerde. Rol yapmadım. Başarım oradan geliyordu. Sonra da işte bilmiyorum. Ne Sinema güzel. değişince bıraktım. Sahneye geçtim. Sahneden sonra Müslüm çalışma dedi. Benim haracımı ye dedi. Otur dedi. Ben de oturdum. Önce işimi bıraktım. Sonra kocamı yönetmeye başladım. Yani benim için eşim daha önemliydi. Peki Doğru. mutfak temizlik, yemek vesaire nasıl oluyor o Şimdi işler? mutfağın temizliği, Bir ev röportajda temizliği. diyorsunuz ki mutfağa gidip su bile almaz diyorsunuz. Almaz hayatta. Bir bardak su içmez. Şuradaki suyu benden ister. Muhterem şunu versene der. Şuradaki. Ben de seve seve veririm. Al derim sana su getirdim. Yok Yani hayatım, mutfakta aslında zaten senin elinden içmek yani gaye o yani, yoksa üşendiği gaye için falan o. değil Yok. yani. Zaten şöyle. Dünyada hiç kim onu tanıdığımdan beri hiç kimsenin yemeğini yemez. Evde yalnız yemekler benden geçer. Ben Yani illa yaparım. sizin pişirmeniz Evet, lazım. yardımcım vardır kadın. Ondan çok memnunum. Bütün evimin işini yapar. Her şeyim tertemiz olur. Yemekleri ben yaparım ama kadın soğana kadar o hazırlar. Geri kalanını ben yaparım. Açlıktan ölse kimse Peki ben... anlıyor musunuz bu yemeği Muhterem Hanım yapmış, bunu yapmamış Yo diye? zaten başıma dikiliyor. Ben görüyor yemek Kontrol yaptığımı. ediyor. Evet. Tabii yani şey Yemez. var, maharetli yani elinde lezzet var yani o yaptığı şeyde Tabii. fark ediyorum tabii ki. Bir başkasının yemeğiyle kendi yemeğini tabii ki fark Ölse ediyorum tabii açlıktan ki. yemek masasını bile başkasına Başkasının hazırlatmaz. yemeğini yemem yani, gerçekten doğru söylüyor. Maksimum biraz daha o yüzden göbek mübek gibi bir şey Hayır o olsun. yüzden Hafif diyorum. bir. Ekmeği çok yiyor.
Ekmek. Şimdi de kavga ediyoruz, aman yağlı tuzlu falan, ondan uzaklaşalım. Peki neden en çok şikayet ediyorsunuz birbiriniz hususunda? Mesela, ben onun sigarasından şikayetim. Çok mu içiyor? Evet, oldukça. Ne kadar günde? İki paket. İki paket içiyor. Sabahtan akşama, gece yarısına kadar. Birini söndürüyor, birini yakıyor. Ben hiç sigara içmedim hayatımda ama onun yüzünden paketler dolu sigara içiyorum. Bir buçuk gibi canım, tam içi. Ne münasebe canım, yapma hayatım, Allah aşkına. Tam içi değil. Üstelik light içiyor yani. Evet. Daha light. Daha ne yapsın? Çabucak bitiyor, devam ediyor. Beni zehirliyor. Ya şimdi benim başka bir kötü alışkanlığım yok ya. İşte böyle sıkıldığına şuradan buradan doktor yasak etti. Sigara kesinlikle içemez. Sigara işte. Ama doktorun yasak ettiği dakikadan itibaren devamlı içiyor. Bir tane arttırdı bir paket. Ama şimdi şey... doktor yasaklayınca arttırıyor. Evet. Ama yok, işin şakası... Kalbi tuttuğu zaman, sıkıştırdığı zaman bir daha içersem iki olsun diyor. Bir daha yemek yersem iki olsun diyor. Üç oluyor, beş oluyor, dört oluyor, hala yiyor, içiyor. Devam ediyor. Ya deve işte yerden uçuran bir tutam otmuş. Ben mübarek adam. Sen işte otu yemezsen oradan aşağıya düşmezsin. Tabii caizse. Bizimki de öyle o hesap oluyor. Ama fakat şu hastalıktan sonra benim şimdi kalbe giden damarlardan İki bir tanesi tıkalı. Kolesterol olayı falan var bende. O, haplarla işi geçiştiriyoruz. Bir iki gün içerisinde bu anjiyo falan olan anjiyosu olacağım. Anjiyosu yapılacak. Yani hakikaten seçmek gerek yani, yemek yerken biraz tamam, dikkat etmek gerekiyor. Seçmek gerek. Ekmeği kessen, sigarayı kessen hiçbir şey olmaz. Biliyor ama mi? Şimdi doğmuş Urfa'nın Fıstık Gözü köyünde. Bulgur'a yaşayamaz. Dayanamıyor. Bulgur pilavı oldu mu iki tabak yerden yiyor. Öyle alışmışız. Alışmışız evet. Karnı doymaz adamcağım. Kavga ediyoruz yemek yerken. Aman diyor ekmek yeme. Aman diyorum biraz. Aman diyor çünkü. Sonra acı yiyor. Yarım ekmekle küçücük böyle bir yemeğe şey yapıyorum. Doğru bir şey değil aslında. Aa, sebze ye be kardeşim. Gitti. Yarım değil Süleyman. Efendim söyleyeyim. Ne kadar? Bir ekmeği yani çiftli ekmeği şeyine kadar iki dilim kadarına kadar yiyorsun. Kadar. İki kere gördüm bu sefer. Yalan söylemiyorum. Bazen belki hani yemek şey olmuş olabilir. Yok ekmek o çok yiyor. Yemekten çok ekmek yiyor. Ama doğru değil. Şuna vardım yani. Bu kanaate vardım. Gerçekten ekmek de yememek gerek. Yağlı, evet. Tuzlu, acılı falan yememek gerek hakikaten. Değil. Dayanamaz. Yani ye, sebze ye, meyve ye, güzel bir şey ye. Ama şimdi kuru fasulye. İşte, işte acılı. Acılı. Pilav. Acılı. Kuzu etiyle bulgur yapılmış. Pilavı. Bulgur pilavı. Bir de turşuymuş. Bir de yanına turşu. Evet. Bunları yaptırtıyor bana zorlan. Bu akşam da kuzu etiyle nohut yaptım. Pilav da var ayrıca. Geldi değil mi? Şimdi gidince onu mu yiyeceksiniz? Hayır, artık yiyemez saate bakın. Yemez misiniz? Bu saate yedirmem. Süt içecek. Ya bazen bizim bir öyle bir tabiatımız... Şimdi diyor ki... Evet. Kuru fasulye... Ne? Nohut değil mi muhtemelen? Nohut. Evet. Ok duracak, siz süt içeceksiniz. Ya. Evet. Müslüm Baba imajı yerle bir olur. Ama mahvolur gece. Bazen şimdi bizim öyle bir şeyimiz var ki... Oturuyoruz mesela, televizyon izliyoruz. Sohbet, mehbet, şudur budur falan. Diyorum ya kahve çiğ köfte yap diyorum. Saat kaç diyor ya diyor. Saat bir bakıyorum. Bir dakika çiğ köfteyi de mi muhterem hanım? Evet. Çok feci çiğ köfte yapar. Ha Allah. Biz Müslüm de bana bol bol mercimekli köfte yapar. 21 yılda bir kerecik yapmadı. İlk tanıdığım gün dedi ki mercimekli köfte yapayım sana da dedi ye dedi. Hala yapacak. Hala yapacak yani. Ben gideceğim bu dünyadan, mercimekli köfte arkamdan gelecek. Hayatmış işte bizim orada ancak mercimek yani. Evet, bu zamanda evet. Yani bu kadar böyle bir uzun bir zaman beklemek gerekiyor çıkması için. İdare et. Mercimek anca yetişiyor. Ya onu diyeceğim. Yani bir bakıyorum saat 3. Ya bu saatte diyor. Olur mu diyor. Ya diyorum ne olursunuz ya diyorum. Kalkıyor vallahi şu köfte falan saat 3'te yenir mi? Bir yiyor yatıyor sonra da inliyor. Evet. Ama çok da güzel yapıyor. Öyle bir güzel yapıyor ki. Tabii. Benim diyen Urfa'da. Gece 3 değil mi? Gece evet üç. Gece 3 ya. Maşallah. Ama vallahi. Artık yapmıyorum canım 4-5 aydır. Kesinlikle yapmıyorum. Şimdi gece 3'te çiğ köfte. Yiyor. Arkasından çiftli ekmek. Yok gece ekmeği. İki paketli sigara. O tamam yani tam gaz gidiyor. Baba gene iki damarla kurtarmışız. Doktora söylemiyorum. Rezil olur söylesem. Peki şimdi. Ya rakı içen öldü, su içen ölmedi mi?
işte. Değil mi? Yemek de güzel bizim yemeklerimiz. Hani maşallah yani. Ama biraz yapmak gerek gerçekten. Tekrar ediyorum. Fakat bu sütü içerken basına falan yakalanmayın. Evet, sen ve ben diyelim mi? Vakit diyelim ilerliyor. Ya sizin hikayenizi de anlatmış belki olursunuz. Buyurun. Belki. Sen ve benle devam ediyoruz. Ya Allah. Sen ve ben. Evet. Evet. Irak'ta bir çizgi gibi izliyor. Yağmurla gece. Ya neydi? Yağmurla toprak. Çiçekle. Yaprak. Bir nokta bir çizgi gibi izliyor işte. Eyvallah. Öyle anlatmış. Şair. Güzel bir parça mı? Çok güzel. Ne dinliyorsunuz? Mesela dinlenirken arabada yahut evde. Ne tür müzik dinliyorsunuz? Vallahi ben ne dinliyorum? Çoğunlukta yabancı parçalar dinliyorum ben ya, sanatçılar dinliyorum. Mesela? Yani mesela Frank Sinatra'yı dinliyorum. Efendime söyleyeyim. Rodrigo'yu dinler. Oo, Rodrigo. Paco de Lucía. Efendime söyleyeyim. O Aldimola denen bir şey var. Müzik adamı, virtüöz, gitarist. Onu dinlerim. Nat King Cole diye bir şey var. Evet. Nat King Cole yok şimdi dünyada. O zatı dinleriz. Bazen de Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Ama Türk sanat yani müziğini hiç şey dinliyor. Televizyonda program çıktığı zaman bitene kadar onu izliyor. Türk sanat müziği. Ya sanat müziği, halk müziği bu bizim canımız. Bunlar bizim kimliğimiz. Muhterem Hanım çok yorduk diyecek ama. Sanat müziği de deyince şimdi listeyi aldık fakat sonra dedik ki yormayalım Müslüm Bey'i. Estağfurullah. Diye. Fakat bu seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Evet, o da güzel bir iş. Değil mi arkadaşlar? Yani o da Bakir Rüyalar'ın güzel bir parçası. Yani çok güzel bir şarkıdır. Onu mu okuyalım diyorsun? Yani ben tercihi size bırakıyorum. İsterseniz birkaç kelam daha ederiz. İsterseniz dersiniz ki müzik ruhun gıdasıdır. Buna devam ederiz. Okuyalım hadi gıdamızı yine. Gıdamızı alalım. Yani. Alalım. Tamam. Bundan sonra ne yapacaksınız? Böyle dünya turu falan düşünüyor musunuz? Çok yorulduk diyor musunuz? Biraz dinleneceğiz. Yatırımınız var mı? Bir kenarda 3-5 kuruşunuz var mı? Emeklilik planları yapıyor musunuz? Ya da yok kardeşim ben yılda 3 albüm çıkaracağım mı diyorsunuz? Yok canım yılda 1 albüm çıkarıyor. Korsanların dışında. Korsanlar evet. Çok ama değil mi? Haydutlar. Korsanlardan maalesef Süleyman Bey. Herkes şikayetçi. Müthiş. Hızları biz. Ama tabii ki bu böyle devam etmeyecek. Buna daha böyle hissedilir mahiyette. Bir yöntem bulunacaktır yani buna böyle bir birisi dur diyecek. Tabii ki birisi dur diyecektir yani. Dur diyemeyecek. Bu devam edecek. Yani burada birileri hep birbirlerinden korkuyorlar. Nasıl dur desinler? Böyle bir şey olmaz. İşte buna yani başımızdaki hükümet buna bir formül bulması lazım tabii. Daha caydırıcı böyle bir güç olarak görünmesi lazım. Zira onları da kaybediyorlar. Biz de kaybediyoruz yani. Bu para yani. Bu para demek bir güçtür yani. Evet. Bizim gidiyoruz. Bir kasetimiz bir albüm çıkıyor. Arkadan iki tane korsan çıkıyor. Yani bir senede 3 tane albüm çıkıyor. Aslında son çıkan 2 taneyle hiç ilgimiz yok. Tek şey yapıyoruz, albüm yapıyoruz senede. Ve gene de öyle aç kurt gibi peşimizdeler. Hele Müslüm'ü paramparça ediyorlar. Yani işte bu revaçta olan sanatçılara bilhassa özellikle bunlar yapılıyor. Yani işin burada hem maddi yanını götürüyorlar. Bu haramiler hem de manevi yanını götürüyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Hem manevi yanını götürüyorlar hem maddi yanını götürüyorlar. Aslında günah bir şey yani bu. Böyle bir şey olmaz.
Evet, bunlar herkes... Dur denmesi lazım. Şimdi mesela iki kuruş için dışarılara gidiyoruz borç para almak için efendime söyleyeyim. Aliye, Veliye, Hasan, Hüseyin. Ama burada bak para var mesela. Devlet buna sahip çıksa. Vergisini bunu alsa. Tabii canım kasasına girse o para korsan onlar alacağını kendisi onlar vergi ödemiyor alsın. Ki korsanlar. Evet. Devlet bir alsın para ödemiyorlar. Işte. Müthiş paralar dönüyor. Biz de rahatlarız. Bu şeye devam edecek misiniz? Pop şarkılarını yorumlamaya devam edecek misiniz? Her sene herhalde devam edecek. Birer tane. Öyle mi? Yani. Çok da ilgi gördü değil mi? Evet, her sene bir tane yapacağız.